Arkadaşlar yeni bir iş aldık. Yalnız bu işin bir an önce yapılması lazım. Firma bir an önce hazırlamamızı istiyor. İş nedir Önder Bey? Çekirdek işi. Pek de büyük bir iş sayılmazmış Önder Bey. Evet, çekirdek küçük bir madde. Ama firma piyasaya büyük yatırımlarla giriyor. Amacı insanlara sigarayı bıraktırmak ve çekirdek tüketimini çoğaltmak. Vay be. Evet. Biliyorsunuz Masar Fuat Özkan'ın Fuat'ı bir aganigi naganigi diyerek fındık tüketiminde müthiş bir patlama yaptı. İşte ben de sizden böyle bir reklam istiyorum arkadaşlar. Yani biz de bir şarkıcı bulup ayrıyetten fanfini finfona iyi gelir diye bağırtalım mı Önder Bey? Evet, aynen öyle. Acaba Muazzez Ersoy hanımefendiye mi söyletsek? Canım olur mu öyle şey? Muazzez Ersoy hanımefendi Çin işine, Japon işine iyi gelir diye bağırır mı? Bak diyorsa nostalji 146 yapar tabii ya. Ne yaparsanız yapın ama firma bizden bir an önce hazırlamamızı istiyor. Elinizi çabuk tutun. Merak etmeyin patron yapar. Gel patron. Ve işte tamam. Saadettinciğim elektrikler söndüğünde bu feneri yakacak ve o anda bu. Bütün tanıdıklarıma pislikler yapıyor. Özellikle babama neler yaptı. Boş ver. Fani şeylere çok fazla aldırma. Nasıl aldırmayayım be gözüm abla? Başıma bela oldu vallahi bu gıcık ruh. En fazla bir süre daha seninle uğraşır. Sonra vazgeçer. Vazgeçer mi acaba? Geçer tabii canım. Sürekli seninle uğraşacak değil mi? İnşallah bir an önce vazgeçse iyi olur. Çünkü sinirlerim onun yüzünden alt üst oldu. Şu yemeklerin lezzeti dünyanın hiçbir yerinde yoktur vallahi. Kim ne derse desin dünyanın en leziz yemekleri Türk yemekleridir. Oo, bizim Ruhsar hanımefendinin babası hala buradaymış. Zavallı gurbetçiler. Kim bilir Almanya'da, Hollanda'da ne kadar özlüyorlardır bu yemekleri. Ne yumurtluyor bu adam böyle? Aslında yurt dışındaki gurbetçilere memleketi hatırlatacak bir şeyler yapıp satacaksın. Acayip para vardır böyle işlerde. Vay. Bizim bey amca para kazanmayı seviyor demek ha? Konserve mi satsam acaba yurt dışına? Yok canım öyle şeyler vardır oralarda. Hay Allah ne satsam. Hayır öyle bir şey satmalıyım ki yurt dışındaki gurbetçi alınca kendini memleketinde gibi hissetsin. Haklısın. Buldum. Memleket havasını konserveleyip yurt dışına satacağım. Aferin. Bak benim sayemde asrın ticari buluşunu yaptın. Hatta her şehrin havasını ayrı ayrı konserveleyip satacağım. İsteyen Adana havası konservesi alacak. İsteyen Çanakkale havası konservesi alacak. O halde bu planını hayata geçir bakalım. Ruhsar'ın babası Gazanfer Bey. Bu işi gerçekleştirebilmek için hemen Mersin'deki evi ipotek edip bir yerlerden para bulmalıyım. Alo. İyi günler efendim. Bakır Bank'la mı görüşüyorum? Ben bir miktar ihracatçı kredisi almak istiyordum da. Ya yazık demek bu sıralar kredi veremiyorsunuz. Neyse ne yapalım. Anlamadım efendim. Bakır Bank bana iyi günler mi diliyor? Teşekkür ederim. Ben de ona saygılarımı sunarım. Parayı nereden bulacağım ben? Nereden? Buldum. Tefeci Abdülgaddar'dan alırım. Ahohoy! Yeni ihracatçılar kralı Gazanfer geliyor, sıkı durun. Bu krediyi hemen Abdülgaddar'dan almalıyım. Seni öyle bir batıracağım ki Gazanfer Bey, Türkiye'nin en ünlü kerizi sen olacaksın. Şimdi sırada Ruhsar'ın kocası Masar var. Gel, kabağa gel. Kolesterolü düşürür, cilde parlaklık verir. Gel, kabağa gel. Enerji verir. Kabağa gel, kabağa. Ayrı yeter. Açla. Nasıl olmuş kanka? O kadar iyi değil. Dur. Ben yapayım. Çek. Ver şapkayı bana. Versek seni. Dağılın. Gel. Kabağa gel. Aşk acısına, prostata, hemoroide, tansiyona iyi gelir. Ayrıyeten papiri fifon. Ruhsar'ın kocası Mazhar buradaymış. Ya ne de bugün uçtu açlar pişmanlar, fanfifonlar. Ben size tüketiciyi yanıltacak reklamlar yapmayın demedim mi? Önder Bey, siz söylediniz efendim. Kes sesini. Bu çekirdeklerden yiyip de başarılı olamazsa bize tazminat davası açmaz mı? Aha, demek Mazhar Bey'in işi reklam ha? Size soruyorum beyler, size. Önder Bey, çok güzel bir reklam buldum, size söylemek istiyorum. Çekirdeğin adı kabak, yemezsen tadından doyamayacaksın kabağın. Bak bakalım nasıl güzel mi kabak? Nasıl olmuş mu Önder Bey? Hiç de komik değil Mazhar. Bu sıkışık günümüzde böyle şapşallıklar yapabiliyorsun. Pes vallahi, pes. Aa, isterseniz çok daha komik şeyler bulabilir mi Önder Bey? Kanka iyi misin? Efendim? İyi misin? İyiyim, gel kanka seninle hemen bir kabak reklamı bulalım. Kabağı da soydum, başucuma koydum. Ben bir reklam uydum. Kabak insana çok iyi gelir, panfilifonu iyi gelir. İnsanın şeyine şey yapar. Deneyelim mi Önder Bey? Ha? Ne yaptın kocama, çabuk söyle. Kocanı çok sevimli biri yaptım canım. Bundan sonra kocanın yanında canın hiç sıkılmayacak. Acayip eğleneceksin. Masarcığımı düzelttikten sonra sana gününü göstereceğim Cadalos. Kabak çekirdeği, kabak kafalarına da iyi gelir. Saç çıkartır kabak kafada. Tövbe yarabbim tövbe. Allah'ım sen sabır ver bana. İşimiz var bununla ya. Kabak, kabak. Bombili pişkin, nakın, kabak. Niye etkilemiyor ya? Senin kullandığın sihirlerden daha farklı bir sihir kullanıyorum canım. Seninki artık demode olmuş. Sihir 95. 2 RAM, 16 GB. Benimki ise sihir 98. 4 RAM, 36 GB, 64 hard disk. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Gazanfer Bey'in hayatı kararmak üzere. Belki de kararmıştır. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun sen? Ne yaptın babama? Hiç. Sadece bir iş konusunda destek verdim. Biliyorsun iş dünyası acımasızdır. Başarısız olunca insan intihar eder. Sonunda da cehennem. Seninle sonra görüşeceğiz. Şimdi babama bakmaya gidiyorum. Pislik, şımarık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Ruhsarcığım ölmemiş.